Merhaba gençler. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Dört kişi mi kaldınız? Hocam Efe, Mısra, gittikçe süre Tuğçe, veriyoruz. Deniz. Gittikçe azalıyoruz hocam. Niye böyle oluyor? Bilmiyorum. Sabahtan Buralar saat herhalde. 8.30'dan beri her derse girdim hocam. Sayı hiç değişmiyor. Pekala. Giren çıkan değişiyor ama sayı değişmiyor. Kardelen hocası gelmiş hocam. Hocaya söylersiniz dedi. Çıkmak zorunda kaldım dedi. Neyi gelmiş? Hocası gelmiş. Nasıl yani, hocası mı? Ders alıyor hocam. Öyle mi? Takviye mi alıyor? Evet. Evet. Hmm. Ders alıyor. Anladım. Galiba geçen senenin altını alıyormuş. 8. sınıfın tekrarını alıyormuş. Anladım. Peki. Çıkmak zorunda kaldım. Hocaya söylersiniz. Şimdi şuraya bir bakalım. Az önce gidersin. Kaydını attık mı? Atmadık kaydı. 9. Programlamanın temelleri. Yok, pardon, programlamanın temelleri değil. Bilişim teknolojisinin temelleri değil mi dersimiz? Evet. Şimdi bu videoyu da şuraya YouTube'a atacağım. YouTube'da az önce 10. sınıflarla ders yaptık. Onu attım. Bu arada çocuklar, fark ettiyseniz devamlı karıştırıyorum ben ders isimlerini. Çünkü aynı dersleri onlara da veriyorum. Onlar ve 9'larda da aynı dersler var. Bazen karışıyor. Size soruyorum. Yardımcı oluyorsunuz. Dikkatinizi çekmiştir. Şimdi kaldığımız yeri bir açalım. Bulut bilişimde kaldık. Bulut bilişim günümüz teknolojisi. Büyük kapasiteli verilerin internete saklanması ve internet üzerinden erişimine veren imkandır bulut bilişim. Yani cloud, IT, cloud diye geçer. Bulut, cloud demek. Cloud nasıl yazılıyor? Bakalım şuraya. Burada açalım. Hocam galiba CLOUD diye yazıyor diye biliyorum. Evet, cloud Evet. yazıyor değil mi? Cloud computing diye geçer. Yani bulut bilişim işte, bulut bilgisayar. Peki neden bulut demişler? Bir fikriniz var mı? Yok mu bir fikriniz? Tahmin edin bakalım, bulut ne alaka? Niye bulut? Efe, yok mu bir tahminin? Sesin gelmiyor. Yok hocam. Deniz. Benim de yok hocam. Mısra, sende var mı bir şey, bir tahmin? Bulut ne alaka? Niye bulut? Hocam boş alan veya boş depolama olabilir mi? Yani olabilir mi? Bakacağız şimdi. Tuğçe. Yok hocam. Şimdi bulut bilişimde sevgili gençler, şöyle bir mantık var. Bulut depolamadan konuşalım. Bulut depolama üzerinden anlatayım ben bunu size. Bulut depolamada dokümanlarınızı yerel bilgisayarınızda tutmuyorsunuz. Bir internette bir yere gönderiyorsunuz. Orada depolanıyor. Bunun avantajı ne olacak? Bunun avantajı şu. İstediğiniz yerden buna erişebilirsiniz. İstediğiniz zaman erişebilirsiniz. Bilgilerinizi yanınıza taşımanıza gerek yok. Bilgileriniz sizin olduğunuz her tarafta. İşte bu noktada şöyle düşünün. Yani siz nereye giderseniz gidin, bulutlar sizi takip ediyor mu? Evet hocam. Evet. Aslında Evet biz hocam. bulutları takip ediyoruz. Yani bulutlar devamlı üzerimizde mi? Devamlı görebiliyor muyuz bulutları? Evet. Evet. Gibi düşünün. İşte burada da bulut bilişime, yani bulut olarak şöyle düşünün. Diyelim ki Google'a bir şey gönderdiniz. Mail olabilir, Drive olabilir, doküman olabilir. İstediğiniz her taraftan erişebiliyor musunuz buna? Evet. Değil mi? Lokasyon bağımsız. Yani nerede olduğunuz önemli değil. Ne ile ulaştığınız da önemli değil. Bilgisayardan da girebilirsin, tabletten girebilirsin, cep telefonundan girebilirsin. İnternetin olduğu her cihazdan
her yerden, yer olarak fiziksel yerden ve her saatte erişebilirsiniz değil mi buna? İşte bu evet, mantıkta evet. devamlı erişebildiğiniz için mekan, yer ve zaman kısıtlaması olmadan erişebildiğiniz için buna bulut bilişim denmiş sevgili gençler. Benim yorumum bu. Farklı bir yorum getirmek isterseniz bir yerden okuduysanız da paylaşabilirsiniz. Peki gelelim şuraya. Bulut bilişimde bulut bilişim sistemleri Endüstri 4.0 yapısı içinde yer almaktadır ve büyük verinin uygulanabilmesini sağlar. Bulut teknolojisini şirketler ve üniversiteler gibi kuruluşlar tarafından kurulumu yapılarak paylaşım yapılır. Tanınmış birçok e-posta sağlayıcısı, burada reklam yapmamak için tanınmış e-posta diyor ama mesela en çok kullanılan işte Google servisleri var. Microsoft'un Hotmail, Mail, Outlook servisleri var. Ve işte diğer depolama, cloud'lar, bilinen diğer neydi o bir şey vardı. Dropbox vardı, Dropbox. O da üçüncü bir örnek olabilir. Bunlar kullanıcısına belli kapasitede bulut hizmeti sunar. Bu hizmetler e-posta sayfası için farklılık arz etmektedir. Kullanıcılar normal e-posta işlemlerinde mesaj gönderme kapasitesini açtığında bulut yapıda yararlanıp yararlanmayacakları e-posta sağlayıcısı tarafından bellidir diyor. Bulut sistemler dörde ayrılır. Genel olanlar, public olanlar, private özel olanlar, hibrit olanlar ve topluluk community bulutu olarak ayrılabilir. Bulut teknolojileri kullanıcılarına ya da işte müşterilerine ne sağlar? Bulut sistemler API sağlar sevgili gençler. API'lerde application interface yani uygulama programlama arayüzü sağlar. Mesela bir tane program yaptınız ve Google'a gönderdiniz. Bütün bilgilerinizi alıp programla alıp okuyabilirsiniz ya da programla oraya gönderebilirsiniz. Yani program dahilinde bunu bir API dahilinde yapabilirsiniz. Ya da diyelim ki Google'dan harita bilgisini almak istiyorsunuz. Google'ın harita API'sini kullanmanız gerekir. Ya da Google'ın veri tabanı uygulamasını kullanmak istiyorsunuz. Google'ın veri tabanı API'sini kullanmanız gerekir. Ya da grafik işleme API'sini kullanmanız gerekir gibi. Yani her uygulamanın bir API'si vardır. Bu API üzerinden bilgileri alır, bilgileri okursunuz. Bunlar da ücretli olabilir, ücretsiz de olabilir. Saklama alanı sunar size. Mesela Google Drive, mesela Dropbox, mesela Microsoft'un OneNote muydu neydi? Bir bakalım. Microsoft Cloud Storage diyelim. Evet, OneDrive. Şimdi aklıma gelmedi. Şimdi okuyunca hatırladım. OneDrive diye bir şey var mesela. Bakın Google'ın OneDrive'ı. Pardon. Microsoft'un OneDrive var. Bu size depolama sağlıyor. Bunun rakibi olan Microsoft Drive diye bir şey var. Microsoft Drive. Pardon, Microsoft değil. Google Drive diyecektim. Yanlış oldu. Bakın bu da bu Microsoft'unki bakın. Pardon çocuklar. Bu Microsoft'unki bu da Google'ınki. Google'ın Drive'ı da var. Burada işte benim de var. Gösterebilirim size. Drive.google.com. Bundan bahsetmiştim ben size okulda. Flash bellek taşımanıza gerek yok. Atın buraya istediklerinizi, bütün dokümanlarınızı. Bakın benim burada bir sürü dokümanım var. Hocam bunlar depolama harcamıyor değil mi bu sayede? Nasıl? Yani bilgisayarda. Bu sayede bilgisayarda depolama olmuyor. Bu bilgisayarda depolamıyor. Bu Google'ın bilgisayarında, Google'ın sunucularında depolanıyor. Ama eğer istersen bunun uygulamasını indirirsin. Buradaki her şeyi bilgisayarıma indir diyebilirsin. Ya da bilgisayarımdaki her şeyi buraya gönder diyebilirsin. Bunun da uygulaması var. Google Drive uygulaması var. Bunu indirebilirsin. Ama temelde mantık buraya depolar. Bakın burada ben satın alma yaptım burada. 100 GB'lık yer aldım. 15 GB'da zaten bedava kullandırıyor.
115 GB yerim var benim burada. Ben burada benim için önemli olan her şeyi buraya saklıyorum. Burada depoluyorum. İşte zamanında yıllarca döküman oluşturup buraya koymuşum. Şöyle baktığımda işte Google Foto mesela, bakın Google Foto diye bir drive var. O da buraya depolanıyor. Photos.google.com. Bunu kullanan var mı aranızda? Yok hocam. Evet hocam, ben kullanıyorum. Kullanıyorsanız değil mi? Yani kullanmanız gerekir. Fotoğraflarınızı buraya koyabilirsiniz. Diyelim ki telefonunuz kayboldu. Kullanmayanlar kimlerdi? Ben hocam. Hocam ama bu saatten evet. Sonra kullanırım herhalde. Efe mesela senin bilgisayarın, pardon, cep telefonun düştü, kırıldı ya da kayboldu. İçinde de çok önemli fotoğrafların var. Ne yapacaksın bu durumda? Bir şey yapamayacağım. O yüzden bunu atmam gerekiyor. Bunu bağlayacaksın Efe. Başka bir şey yok. Deniz, sen kullanıyor musun? Yok hocam, ben de kullanmıyorum da bundan sonra artık kullanacağım. Kullanabilirsiniz. Yani mesela bilgisayardan girdim ben. Bak, fotoğraflarımı görüyorum. Ben cep telefonundan bağlamıştım hesabıma. Fotoğrafları gönderdim buraya. Bütün fotoğraflarım burada. Cep telefonundan da girebilirim. Başkasının bilgisayarından açıp fotoğraflarımı gösterebilirim. Yani illaki benim bilgisayarım, benim telefon olması gerekmiyor. Google'a giriş yaptığında, yani şöyle google.com'a gittiğimde, işte buradan giriş yap dediğimde zaten benim hesabımla girmiş oluyorum. Kendi hesabımla. Daha sonra işte şuradan servislerden, bakın burada Google'ın servisleri var. Dokümanlar var, slaytlar var, işte görsel, pardon, görsel de bir şey depolamıyorsun. Yani burada Google'ın servislerinden, bakın, fotoğrafları kullanıyorum ben. Google fotoğraflara git dediğimde fotoğrafları buraya oluşturuyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi sevgili gençler, şuraya dönelim. Bulut bilişimde fotoğraflar, işte fotoğraf diye ayırmayalım. Depolama diyelim biz buraya. Verileri arşivledik. Web teknolojileri üzerinden platformlar bağımsızdır. İnternete bağlanan her yerden erişebilirsiniz diyor. Ana bilgisayardan daha güvenlidir. Çünkü bulut hizmeti veren şirketler bunların güvenliğini sağlar. Yani şirketinizde böyle bilgisayar koyup da verilerinizi oraya koymanızdan daha güvenlidir diyor. Şirketteki bilgisayar da sıkıntıya girebilir diyor. Hacklenebilir, çökebilir, başka bir şey olabilir. Güvenlik zafiyeti olabilir ama bunlara bir şey olmaz diyor. Ancak burada şöyle bir olumsuz yorum yapılabilir. Var mı olumsuz yorum yapmak isteyen? Hocam, şirketler özel fotoğraflarımızı görüyor mesela. Olumsuz, evet, yorum evet. Bravo. Bravo. Tam olarak beklediğim şey buydu. Şimdi bütün özel bilgilerinizi, sizin için önemli olan her şeyi başkasına teslim etmiş oluyorsunuz. Yani Google'a teslim etmiş oluyorsunuz. Bunları kullanmayacaklarının sözünü vermiyorlar tabii ki. Verseler de arka planda bir şeyler yapılabilir. Ama şöyle dersin ya, bunu, bu koyacağın fotoğrafları kullansa ne olur, kullanmasa ne olur da diyebilirsin. Ama demeyebilirsin de. Bunlar kişisel verilerinizdir. Yani illaki şifreniz olması gerekmiyor çocuklar. Bunlar da kişisel verilerinizdir ama günümüzde artık biz bunlara alıştık. Bu olumsuz yorumlara rağmen, olumsuzluklara rağmen bunları kullanmaktan vazgeçmiyoruz. Bunları kullanıyoruz ama bunların da farkındayız tabii ki. Yani yarın öbür gün bunlar bir tarafta karşınıza çıkabilir. Ya da devlette istihbarat servisleriyle paylaşılıyor mu, paylaşılmıyor mu? İnternetten bunların araştırmasını yapın. Siber güvenlik konusuna girer bunlar. KVKK diye bir şey var. İnternette paylaşmıştım ben sizlerle. Kişisel verilerin kullanımı kanunu. Bununla ilgili EBA'da çok güzel içerikler var. Bunları lütfen araştırın. KVKK diye arayalım. Çıkmadı. Kişisel diyelim. Kişisel veriler. Kişisel veri nedir? Bunları biraz inceleyin, okuyun. Kişisel bilgi güvenliği. Bunları okuyun sevgili gençler. Şurada da var, şurada da var. Aynı şey galiba. Bu konuda biraz bilgi sahibi olmanız sizin faydanız olacaktır. Bilgilerinizi nasıl kullanmanız, nasıl korumanız gerektiğini anlatıyor.
Pekala, geri dönelim şuraya. İşte bulut teknolojileri, yani işte Google gibi, Microsoft gibi kurumlar size hangi hizmetleri sunuyor? Bunlardan bahsettik. Dönelim şuraya. Pardon, aşağı doğru inelim. Bakın buradaki görseli hatırladınız değil mi? Microsoft'un OneDrive'ını kullanmışlar. Orada örnek olarak vermişler. Reklam olmaması için bir şey yazmamışlar ama ben size zaten söyle. Bakın şurada zaten büyüklüğünüzde görülüyor. İşte Google'un bakın burada servisleri var. Google dokümanlar var. Siber güvenlik sistemlerine gelmeden ben size bir örnek daha vermek istiyorum. Şimdi bilgisayarınızda ofis yüklü mü çocuklar? Benim yüklü hocam. Başka? Hocam benim telefonumda yüklü. Başka? Tuğçe, Deniz. Hocam bir daha söyler misiniz? Anlayamadım. Ofis programı, ofis paket programı yüklü mü? Yok hocam, değil. Değil değil mi? Ofis programından neler yapılabilir? İşte ofiste ne var? Word var değil mi? Ha hocam, hocam var. Var mı? Excel var değil mi? Hesap tablosu yapmak için. Şimdi bunlar tabii ücretli yazılımlar çocuklar ama aslında bunlara ihtiyacınız yok. Bakın yine Google'dan örnek vereyim. Google dokümanlar var, görüyor musunuz? Evet. Yine bu da bulut mantığıyla çalışıyor. Bakın bulut. Mesela ben dedim ki buraya yeni bir doküman oluştur diyorum buraya. Burada şablonlar var. Toplantı noktaları, özgeçmiş. Mesela özgeçmiş hazırlayayım. Özgeçmişin bir şablonunu oluşturdum. Bu arada burada da özgeçmiş var. Bakın buradan yeni dediğimde nerede? Broşürler, etiketler, nerede? Özgeçmişler. Özgeçmişler. Niye çıkmadı bu? Neyse, başka bir şey yapalım. Bebek albümü yapalım. Yani çok da önemli. Özgeçmiş çıkmadı ama bunu şablon yüklenemiyor. Her neyse. Şuradan başka bir şey yapalım. Yüklü şablonlara bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Bakın hazır bir şey getirdi. Boşlukları ben dolduruyorum. Böyle bir fax hazırladım. Yani şablon doküman oluşturabilirsiniz. Bakın burada da çıktı özgeçmiş. Buralara yaz diyor bilgilerini. Bu senin özgeçmişin olsun. Şimdi bakın ben bir özgeçmiş oluşturdum modern yazar diye. Şuraya geliyorum. İşte bunu Google'dan oluşturduğum için yine Google dokümanlardan docs.google'dan buradan erişip düzenleyebilirim, gönderebilirim. Mesela bunu paylaşabilirim de ben bunu açayım tekrar. Bakın Word'ün aynısı, gördünüz mü? Word'ün aynısı ve daha fazlası var. Paylaş butonu var. Ben bunu bir arkadaşıma göndereceksem ya da onun da bir şeyler yazmasını, onun da katkıda bulunmasını istersem buraya onun ismini yazarım. Daha sonra aşağıda da bu ne yapabilir? Mesela işte şu kişiyle düzenleyebilir diyorum bakın. Sadece görüntüleyebilir, yorum yapabilir, düzenleyebilir dersem bu kişiyle beraber ben bu dokümanı oluşturabilirim. Yani o da katkıda bulunabilir. Bu bir şeyler yazabilir. Diyelim ki ortak ödev yapıyorsunuz. Ortak bir doküman yapabilirsiniz. Uzun lafın kısası ofis işlemleri için Google'ı kullanabilirsiniz. Bulut Google. Bulut ofis oluyor yani bu. Daha önce kullanmış mıydınız? Ofisi ben kullandım hocam. Peki. Burayı yine bulut mantığında kullanabilirsiniz. Hatta kullanın diye ben size tavsiye ediyorum. Yani bilgisayarınıza bir yük getirmiyorsunuz. Hem telefondan erişebilirsiniz. Yine aynı şekilde bulut teknolojilerindeki avantajı buradan yine sağlayabilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Telefondan ya da internetin olduğu her platformdan buraya erişebilirsiniz. Uygulamaları da var. Dönelim şuraya. Siber güvenlik sistemlerine. Hocam isterseniz girmeyin çünkü ders bitti galiba. Bitti mi ders? Yarıda okay. Kalmasınız diye söylüyorum. O zaman iyi yaptın Efe'ciğim. Şöyle yapalım. Siber güvenlikte kalalım. Biz bugün neler işledik? Bir özet geçelim. Bir dakikanızı alayım.
akıllı fabrikadan, dijital fabrikadan bahsettik, sanallaştırmaktan bahsettik, sensörlerden bahsettik. Başka otomasyondan bahsettik, sanal fabrika, dijital fabrikayı söylemiştik. Dijital ikizden bahsettik. Simülasyondan bahsettik değil mi? Araç grafik simülasyonu. Sonra sanal gerçeklikten bahsettik. Sanal gerçeklik uygulamalarını anlattım ben size. Bir de bilgisayarın sanallaştırılmasından bahsettim. Yani arttırılmış gerçeklik ve sanallıktan başladık. Siber güvenliğe kadar geldik. Bir bakalım şöyle nereye doğru gidiyoruz. Bir sonraki dersimizde siber güvenlik olacak başlığımız. Evet, siber güvenlik sistemlerinden devam edeceğiz. Muhtemelen modülün, evet, ondan sonra RFID sistemler. Evet, modül bitiyor. Gelecek ders modül bitmiş olacak sevgili gençler. Bu modülün sonundaki soruları çözeceğiz. Siz önceden de çözebilirsiniz ya da bununla ilgili bir test de göndereceğim ben size. Daha sonra iç donanım birimlerine geçiş yapacağız. Bunu bitirelim. Böyle kaydedelim. Sorusu olan var mı? Yok hocam. Bir dakika, şunu kaydetsin. Peki, o halde bugünkü oturumu sonlandırıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere peki. İyi günler çocuklar. İyi günler.